merhabalar sevgili izleyicilerim. Çiftçi TV'nin sevgili çiftçi dostları, sevgili üreticiler, sevgili tarım meraklıları, doğa dostları. Efendim, neredeyiz tarladan bahçenin bu bölümünde? Bugün İzmir'de Torbalı'dayız. Ben ziraat mühendisi Mine Pakkaner. Bu yeni bölümümüzde efendim şu anda ülkemizin önemli bir fide firmasındayım. Burada neler yapılıyormuş, nasıl bir üretim varmış? Hani o yediğimiz domatesler, biberler? Nereden, ne aşamalardan geliyormuş tarlaları oradan soframıza? Hepsini konuşacağız. Sadece sebzeyi mi? Hayır, o da değil. Parklardaki, bahçelerdeki çiçekler ve hatta ve hatta uçucu yağlarını aldığımız, kurutup da yediğimiz, çayını içtiğimiz o tıbbi bitkiler, baharat bitkileri. Bütün bunların hepsini kim yetiştiriyor, nasıl yetiştiriyor, fidesini kim yapıyor? İşte o soruların cevabı burada. Çok da kıymetli bir konuğum var. Ayrıca meslektaşım, hatta üniversiteden, ziraat fakültesinden sınıf arkadaşım, ziraat yüksek mühendisi Mustafa Alaçamlı bugün program konuğumuz. Hep birlikte sizler için de aydınlatıcı olmasını dileyerek programımıza başlıyoruz efendim. Sevgili Mustafa, merhabalar, kolaylıklar diliyorum. Merhabalar Mine Hanımcığım, hoş geldiniz. Sağ olasın, hoş bulduk. Şimdi önemli bir iş yaptığınızı burada biliyoruz. Efendim, bu arada Mustafa Bey içinde bulunduğumuz fide firmasının da üretim müdürü. Dolayısıyla çok doğru bir ağızdan, en baştan tohumdan ya da çelikten başlayarak tarlaya geliş aşamasına kadar ne halde bize fide geliyor, hepsini kendisinden öğreneceğiz. Dolayısıyla bir üretim müdürüyle, üretim müdürü ziraat mühendisiyle konuşmanın farkını da göreceğiz. Evet, şimdi önce bize işletmeyi kısaca bir anlatabilir misin sevgili dostum? Tabii ki. Şimdi işletmemiz Ege Plantek Çiçekçilik Limited şirketi. Bir Paykoç grubu altında çalışan bir firma. Paykoç grubu altında Ege Plantek'ten ayrıca Paco diye bir, şu anda domates üreten bir firma daha var. Onun dışında Paykoç Dış Ticaret adı altında işte torf ve tohum ticaret yapan firma var. Ama esas, yani tedarikçisiniz tedarikçi, zamanda. Evet. Evet. Ama esas lokomotif firma Ege Plantek Çiçekçilik Limited şirketi. Evet. Ege Plantek Çiçekçilik Limited ne üretir? Şimdi şirketimiz çiçek fidesi, sebze fidesi, çiçek çeliği ve çiçek tohum üretimi alanlarında faaliyet göstermekte. Evet. Şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Burada tam otomasyonlu, son derece güzel, modern seralarınız var. Kaç dönüm üzerine üretim yapıyorsunuz? Şimdi işletmemiz toplam alan olarak 90 dönüm toplam alanı var. Bu alanın da 45 dönümü kapalı alan. Yani direkt üretim yaptığımız, fide üretimi olarak kullandığımız alanımız. Evet. Şimdi çok da tam otomasyonlu, modern seralar görüyorum. Biraz böyle bir işletme için nasıl bir seraya sahip olmak gerekir? Seranın da vasıflarından söz eder misin bize Mustafa Bey? Tabii ki. Şimdi tabii son teknoloji kullanarak yapılan seralarımız bunlar. Şimdi bu seralarımız şu anda 3 yaşında. 3 yıldır üretim yapıyoruz. Tabii havalandırmasına baktığımızda işte yukarıda kelebek havalandırma dediğimiz çatı havalandırmaları var. Evet. Onları mevsime göre açıyorsunuz. Mevsime göre açıyoruz. İşte şu anda çalışır durumda olan egzoz fanlarımız var. Evet. Efendim, hafif bir uğultu duyuyorsanız bu uğultunun sebebi seranın içerisindeki havayı dışarı atıyor. Burada sürekli olarak bir taze hava sirkülasyonu var değil mi? Nem, devamlı olarak. Nem ve sıcaklık kontrolünü yapma amaçlı. Tabii bu şekilde egzoz fanları çalıştırmak durumundayız. Evet. Onun dışında gölgelik olarak kullanılan materyal var işte yine. Bu da hem yazın gölgeleme, kış döneminde de ısı izolasyonu anlamında kullanılan bir çift amaçlı kullanılıyor.
İşte onun dışında işte altta gördüğümüz ısıtma sistemleri var. Evet. Borular ısıtma... Isı kontrollü bir seri burası. Tabii ki ısı kontrollü. Evet. Yakıtınız nedir? Yakıta şu an kömür kullanıyoruz. Aha. Kömürle ısıtma yapıyoruz. Devamlı olarak da o zaman sürekli faaliyet olan bir seri herhalde ki burası, değil mi? Mutlaka, 24 evet. saat kontrolünün ya, evet, olması evet, gerekiyor. Evet. Bunun dışında... Seraların tabii bir teknolojik olmasının bir özelliği de tam otomasyonlu seralarımız. Yani ısı kontrolü, ışık kontrolü, nem kontrolünü otomasyona bağlı olarak yapabiliyoruz. Bir de sulama ve gübrelemeyi de zannediyorum elle yapmıyorsunuz burada. Hayır tabii burada. Ki. Yani sulama sisteminde işte bu şeyde gördüğümüz bum sulama sistemi dediğimiz yani fideliklerin sıklıkla kullandığı sistemler var. Evet. İşte üstten sulama şeklinde. Tabii gübreyi de yine aynı sistemde verebiliyoruz. Bu arada o zaman yapraktan bir gübreleme yapıyorsunuz. Şu anda şunu öğrenmek istiyorum. Siz ilk etapta tohum aşamasından itibaren nasıl bir sistem yürütüyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Tabii ki. Yani bir fideliğe tohum getireceksem, ben öncelikle şunu öğreneyim. Müferit olarak çiftçi size tohum getirip de bunun üretilmesini isteyebilir mi? İlla şirketlerin ürettiği fidelere mecbur muyuz? Çiftçi kendi bir tohum getirip bunun da üretimini yaptırabilir mi bir fide firmasında? Tabii ki şimdi tohum, fide üretim amaçlı gelen tohumlar birkaç kanaldan geliyor. Bunlardan birisi bayiler aracıyla gelen tohumlar var. İkincisi üretici tescilli çeşit olma kaydıyla kendi tohumunu getirebiliyor. Üçüncü kanalda bizim yine Paykoş grubunun Singe Tarım adı altında bir sadece tohum satışlarını yaptığı bir firma var. Dolayısıyla aynı zamanda tohum yine tedarik zincirimiz de var. Oradan da üçüncü kanaldan tohumlarımız geliyor. Evet. Şimdi tabii çok önemli tescil istemenizin sebebi herhalde hastalıktan ağrı tohum olması. Hastalıktan tabii bir de Tarım Bakanlığı'ndan onay almış. Yani tescil dediğimiz odur zaten. Tarım Bakanlığı'nın onayını almış çeşitlerin olması gerekiyor. Yani çiftçi kardeşimiz ya ben işte kendi tohumumu hani aldım tarladan getirdim bunu üretir misiniz şeklinde gelemiyor. Gelse bile bu şekilde üretim kabul olmuyor. Yapamıyorsunuz. Evet. O zaman bunun mutlaka öncesinden bakanlık tescilinin alınmış olması gerekiyor. Tescil işçisi olması evet. gerekiyor. Bunun bir sebebi de zannediyorum hijyen sanitasyon tohumla yayılan tabii ki. Hastalıkları evet, da engellemek. Tohumla yayılan hastalıklar tabii ki. Çünkü birçok hastalık tohumla taşınabiliyor. Dolayısıyla tohum fide yaptığımızda işte tohumdan fideye geçiyor. Fideden tarlaya diktiğimizde tarla aşamasında o hastalık devam edebiliyor. Özellikle işte virüsler, bazı bakteriler, bakteri hastalıkları bu şey grubun içerisinde. Tabii aslında çok da önemli bir konu. Günümüzde de şu anda dünyada pandemi yapmış bir virüs maalesef, hastalığıyla evet, maalesef evet. insanlarla genelde muzdarip olduğu bir hastalıktan şikayetçiyiz. Salgın gittikçe de büyüyor. Bir noktadan çıktı ama evet. ondan sonra bir baktık dünyaya dağıldı. Şimdi burada aslında bakanlığın tohum konusunda böylesine hassas olmasının da önemi de bir yandan çıkmış oldu diye düşünüyorum. Şimdi her zaman bir ziraat mühendisi olarak endişelerim vardı. Özellikle tohum takaslarında serbestçe ülkenin her tarafını dolaşan tohumlarla ilgili bir endişem vardı. Galiba ne kadar haklı olduğumuz da ortaya çıktı. Böyle bir hastalık sadece kendi götürdüğümüz tarlada kalmaz. Etrafta da önce endemi sadece o kesinlikle, bölgede sonra kesinlikle. Pandemi yaratabiliriz evet, evet, değil evet, mi? Evet. O tohum takas şenliklerinde o yani tohum takası adı altında yapılan şeylerde aynı endişeleri ben de yaşıyorum bir meslektaş olarak. Evet o hani belki iyi anlamda yapılan bir şey belki ama hani işin bu kısmı, bu hastalıkla taşınabilecek kısmı çok dikkate alınmayan bir konu maalesef. Hem tarım ilaçlarından bu kadar muzdarip olalım, ondan sonra ya da tarım kimyasallarından, ondan sonra da tarım kimyasallarını aşırı derecede kullanmak zorunda kalabileceğimiz
hastalıkları da elimizle gayet iyi niyetle, gayet bilmeden her tarafa dağıtma riskimiz de var. Bu da çok önemli bir gerçek. Dolayısıyla siz de bu tedbirleri alıp buna göre üretim yaptığınız için öncelikle kutluyorum bir ziraat mühendisi olarak. Şimdi tohumu ilk aşamada buraya geldi, tescilli bir paket bakanlıktan. Bunun bu arada sevgili izleyicilerim, tescilli deyince illa hibrit olması gerekmiyor. Standart tohumlar da olabilir bunun içerisinde. Evet. Yani sizler çiftçi olduğunuz için bunu biliyorsunuz. Bu sözlerim çiftçi olmayıp da üretici olmayıp da sırf tarıma gönül verip neymiş diye bizi izleyenler de çok var. Onlar da anlasınlar. İlla ki hibrit tohumdan bahsetmiyoruz. Buraya standart bir paket tescilli tohum getirsen onu da üretirsiniz. Yani. Önemli olan burada gerekli hijyen, sağlık, karantina koşullarından geçmiş, kayıt altına alınmış tohum. En azından bir hastalık çıkarsa, kaynağının nerede olduğu bilinebilecek, tohum kaynaklı bir problem çıkarsa, nereden başladığı bilinebilecek bir tohumdan bahsediyoruz değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi tohum geldi, ne yapıyoruz? Şimdi tohum geldiğinde bizim lojistik grubu önce bir lojistik ve planlama grubuna geliyor. Evet. Burada tohum, gelen tohum fide olarak ne zaman teslim alınacağı, ne zaman sevk edileceği gibi planlar aşamasından sonra ekimhane kısmına gelir. Tohum ekim yani bölümüne gelir. Yani o zaman şu da çok önemli. Çiftçimiz bize tohum getireceği zaman bunu hangi dönemde teslim almak istiyor? Kesinlikle. Onu bilmesi lazım. Tohumdan itibaren yetiştiriciliği kaç ay sürecek, serada ne kadar kalacak onu da bilmesi lazım değil mi ki ona göre size zamanında getirebilsin. Evet. Peki ortalama bir domates ya da biber tohumunda, domateste ve biberde ne kadar sürede size getirmesi lazım? Şimdi bu yetiştirilen periyoda da bağlı. Mesela genelde bu dönemde 35-40 gün gibi domateste. 40 ile 50 gün arasında biberin çeşitlerine göre değişen yetiştirme süreleri var. Çiçekte ne kadar süredir? Çiçekte tabii çiçek deyince çiçek konusu çok geniş. Çok geniş. Oldukça geniş bir konu. Aslında efendim hiç küçümsemeyelim. Çünkü biz çok önemli bir çiçek üreticisiyiz. Ve tarımın bu kolu hep ihmal ediliyor ama çiçek üretimi, hem mevsimlik çiçekler, dış mekan bitkileri, bunların üretimi ve bunların üreticiliğiyle meşgul olan hem büyük firmalar hem de küçük aile çiftçileri çok fazla sayıda ve ülkemize ekonomik girdisi de çok, üstüne üstlük bir dış satım kalemi, yanılıyor muyum? Evet, doğru. Çünkü çiçekte biz Japonya Sakata firmasına çiçek tohumu üretip satıyoruz. Yani ihracat yapıyoruz. İhracat, tohum üretip de burada yapıyoruz. Türk, evet. Siz burada tohum üretip yurt dışına satıyorsunuz. Evet, yani şu var aslında, biz öyle çok da dışarının tohumuna da muhtaç değiliz. Kendimiz de tohumu üretecek aslında, güçteyiz. Evet, aslında değiliz şey olarak. Sadece bizim işte genetik üzerinden, genetik materyaller üzerinde bir çalışma konularımız eksik bu konularda. Hı hı. Yani bu ne konularda yapılması lazım? Daha çok ne yapılması lazım dediğimizde, daha çok çalışma, daha çok Ar-Ge dediğimiz konularda. Hani belki kendi tescilli çeşitlerimizi de arttırmamız gerekebilir değil mi? Evet. Mesela tamam, sebzede şu anda özellikle Antalya bölgesinde duyuyoruz. Artık hani böyle yeni bir, özellikle yerli firmalarımız bu konuda çalışmaları var. İşte yerli yeni isimler, yeni çeşitler çıkıyor. Çok güzel gelişmeler. Ama siz tabii burada onların gelişmelerini de görüyorsunuz, tohumdan nasıl geliştiklerini. Sonra tarlaları da takip ediyorsunuzdur. Dolayısıyla onların da ne kadar ümit var, güzel, kaliteli çeşitler olduğunuzu yerli tohumların görüyorsunuz siz de. Şimdi peki Mustafa Bey, çiftçi süresini ayarladı. Tohum getirecek size, domates veya biber. 40 gün önce getirdi, paketini teslim etti. Ne zaman alacağını biliyor. Şimdi ne yapıyorsunuz o aşamadan sonra? O aşamadan sonra bizim tohum ekim bölümümüz var. Tohum ekim bölümünde işte istenilen diğer konuda hangi viyolde, hangi gözde fidenin yetiştirileceği. Viyol göz nedir? Şuradan gösterebilir misiniz tabii ki, bize? Tabii ki. İşte viyol göz dediğimizde şimdi şu bir viyol. Evet. Şimdi bunların
Ve şu, içinde de şöyle gözler var. Gözler göz var. Dediğiniz bu. Bu 406'lık bir viyol gözü. 406'lık. Evet. Bunun dışında 406'lık viyolun dışında işte en büyük göz dediğimiz 128'lik. Evet. 210'luk. Evet. 300'lük. 406'lık ve aha, 512'lik diye değişik viyol gözleri var. Tohumu direkt buraya tohumu, mı ekiyorsunuz? Tohumu direkt buraya ekiyoruz, evet. Evet. Peki neye göre karar veriyorsunuz? Şimdi bu öncelikle tabii müşterinin isteğine de bağlı. Evet. İkincisi yetiştirecek ürünün çeşidine, cinsine bağlı. Hı. Efendim, tabii işte çok bir, güçlü bir çeşit, çok küçük göze herhalde problem yaratır diye düşünüyorum. İşte, mesela Cucurbitaceae familyasından, işte evet, hıyar, kavun, karpuz diye evet, düşündüğümüzde evet, bunlar daha büyük göze. 128'lik dediğimiz büyük göz genelde tercih evet, ediliyor üreticiler, aha, üreticiler arasında. İşte domates, işte onlar böyle kendi arasında Suffolk domates, sanayilik domates olarak ayrılıyor. İşte sanayilik domatesler daha küçük gözler. Onu da gösterdiğim 406'lık göz dediğimiz göze ekiliyor. Bu sanayilik bir çeşit midir? Sanayilik derken bir salçalı, salçalık, kastediyoruz. Evet, salçalık, evet, salçalı çeşitler. Evet. Tabii bu bir sanayilik çeşit, evet, evet. Onun için küçük göz tercih ediliyor. Evet. Şimdi tabii herhalde bunun içinde de çok uzun süre çiftçi aldığında sizden tutamaz herhalde, değil mi? Doğrudan tarlaya geçirmesi yok, lazım. Aldıktan sonra genelde üreticimiz şöyle bir yol izliyor. Bunu eğer kendi koşullarda uygunsa, yani şimdi çünkü sera ortamdan çıkıp direkt tarlaya tabii gidiyor. Pişkinleşmesi lazım. Bir iki gün kendi şeyinde, kendi açık tarla koşullarında bir böyle alıştırma devresi yaşatıyor fidesine. Ondan sonra dikim yapıyor. Tabii o bu aşamadan sonra daha başarılı bir şey oluyor tarla aşamasına. Tabii seradan dikimden çıkınca sonra bebeği çıkardın, o direkt evet, evet, koydun gibi olur. Hı. O alıştırma süresi çok önemli. Peki şimdi tohum geldi. Siz viyolü seçtiniz. Hı hı. Kaçlık göze ekim yapacağınızı. Evet. Sonra bizim şu anda işletmemizde iki tane ekim makinamız var. Tohum ekim evet, makinamız var. Makineyle ekim makineyle yapıyorsunuz. Ekim yapılıyor. Elle değil, evet. Makineyle ekim yapılıyor. Bu makinelerin özelliklerinden de söz edebilir misiniz? Şimdi makineler evet, yani tam otomatik dediğimiz makineler. Evet. İşte öncelikle belki şeyden başlamak gerekiyor. Yani kullanılan torftan, malzeme evet, toprak dediği bilinen ama ekim harcından. Ekim harcından. Evet. Ekim harcı kesinlikle torf, %100 torf kullanılıyor. Hı. Çünkü ekim ortamının da hijyeni çok önemli. Siz steril torf kullanıyorsunuz steril torf, o zaman. Evet, evet, steril torf kullanıyoruz. İşte torf hazırlamadan başlayıp işte nasıl böyle yapıyoruz? Torf hazırlamadan başlayıp bize anlatır mısınız? Onları elle mi dolduruyorsunuz, o da bir makine yok, işi o da, mi? O da yine aynı makine. O kombine bir makine. Evet. İşte torfu torf dediğimizde ekim torfu. Evet. Tabii onlar da kendi içerisinde bir sınıflamalar var. Ekim torfları genelde 0 ile 10 milimetre büyüklüğündeki daha küçük ince yapılı torflardır. Evet. Bunları işte ekim makinesinin ekim kazanı dediğimiz bir torf hazırlama bölümü var. Evet. Oraya boşaltılır. Orada belli bir şeyle nem durumu ayarlanıyor. Evet. Ondan sonra şey hazır hale geldiğinde yine otomatik olarak işte şeyin torf viyol doldurma bölümüne aktarılır. Evet. Viyol doldurmadan tabii bunlar hep makine otomatik yapıyor. Evet. Viyolü otomatik alıyor, hı, doldurmayı otomatik yapıyor. Yani aynı makineye biz torfu koyuyoruz, tohumu koyuyoruz. Tohumu koyuyoruz. Viyolü de veriyoruz. Evet. Viyol dolmuş olarak tam tohum ekim alan şeyine geliyor, kısmına geliyor. Evet. Oradaki tohum nasıl söyleyeyim onu? Vakumla çalışan bir makine. Aha. Vakumla tohumları alıyor. Tek tek bizim gözlere bırakıyor. Her göze tek bırakıyor. Evet. Ondan sonra üstte de tohum kapatmak için vermikülit kullanılıyor. Ha, kapak atıyorsunuz, kapak atıyor yani. Tohum makine kapağı. Vermikülitle kapak atıyor. Evet. 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 Ondan sonra bir sulama hattı var. Sulama hattından sonra da ekilmiş hazır olarak makinenin en son bölümünde viyol hazır olarak çıkıyor. Çıkan viyoller paletlere diziliyor. Dizilen paletteki şeylerde dizildikten sonra çimlenme odalarına yerleştiriliyor. Son çünkü, derece de evet, önemli. Her tohumun çünkü çimlenme sıcaklıkları farklı. Bu çiçekte farklı oluyor, sebzede de farklı.
İşte yaz döneminde yetiştirdiğimiz fideler tohumlar için ayrı. İlk şeyde kış döneminde yetiştirilen için ayrı. Hatta bazı çiçekler var, çok daha değişik böyle sıcaklık istekleri var. O zaman siz hepsinin ne olduğunu bilmek durumundasınız, evet, bunların. Evet, evet. Hem tohumun 1000 tane ağırlığını bilmeniz yani, lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu durumda bakıyorum. Evet. Hem her birinin yetişme, kimi ışıkta çimleniyor, kimi karanlıkta çimleniyor. Evet. Şimdi kimi 22 derecede çimleniyor, kimi 14 derecede çimleniyor. Evet. Yani o zaman bütün bunların hepsini çok iyi bir elinizde database olması lazım var. Ki evet, bunları bileceksiniz. Evet. Peki bir şey öğrenmek istiyorum. Günümüzde son derece önem kazandı. Özellikle bütün dünyada da bir trend var. Organik tarıma doğru veya doğal tarıma doğru, ekolojik daha doğal şartlarda yetiştiriciliğe doğru. Bunun için de bazı tarım kimyasallarının yerine mikrobiyal uygulamalar söz konusu. Evet. Özellikle fide döneminde görebileceğimiz hastalıklarda, fide hastalıklarında çökertenlerin hepsi bütün ekmenlere karşı etkili olanlar var. Şimdi bunları hepsinin de aslında tohum ekim aşamasında aşılanması daha doğru oluyor. Bu makineyle örneğin öyle bir aşılamada yapabilir misiniz? Tohumla öyle bir şey karıştırılabilir mi? Evet. Bir mikrobiyal uygulaması belki de cansu yapılabilir. Tabii. Şimdi şöyle, torf hazırlama dediğimiz ilk aşamada işte bu tip bir uygulamalar yapmak mümkün. Evet. Çünkü torfa onu işte önerilen dozda karıştırıp ona bir o şekilde ekim yapmak, işte bir göllere doldurmak mümkün. Sevgili üretici dostlarım, bakın bu bahsettiğimiz konu son derece önemli ve çarpıcı bir konu. Özellikle trikoderma gibi mikrobiyeller, bunları uyguladığımız zaman tohum aşamasından itibaren tohum aşamasında fidelikte tohumdan kaynaklanacak veya fidelikte görebileceğimiz hastalıkları biz onu aşıladığımızda o aşamada aşıladığımızda daha güzel kolonize oluyor bitkinin köklerinde ve bundan sonra tarlaya geçirdiğimiz dönemde de topraktan kaynaklanabilecek. Şimdi biz steril bir torf kullandık ama daha sonra bu bebecik nereye gidecek? Tarlaya gidecek. Evet. Orada karşılaştığı toprak kökenli hastalıklara baştan hazır olarak gidiyor. Bunlar kolonize olmuş. Doğrudan köklerde biz diktiğimiz zaman fideyi bu şekilde saldırsalar da fidenin kökleri buna mukavim, içerisinde kolonize olmuş, girmiş diğer mikrobiyeller bunlara karşı savaşmaya hazır. Böyle bir uygulama yapabilme imkanı olması da son çok derece güzel ve başarılı bir şey. Şimdi bu tip uygulamayı biz özellikle siklamen fide geliştiricinde kullanıyoruz. Çünkü siklamen fidesinin geliştirme süresi 4 ay gibi bir uzun zamandır. Uzun bir zaman, evet. Evet, uzun bir zamandır. Ve siklamende de en büyük sıkıntı fide aşamasından sonraki devrede üreticilerin sık sık karşılaştığı fuzaryum çok önemli hastalığıdır. Özellikle fuzaryuma karşı bu trikoderma dediğimiz bakteriyel şeyi kullanıyoruz. Evet, çok da önemli. Şimdi Mustafa Bey, tohumu ektik. İlk can suyunu da çıkışta aldı, nemlendi. Evet. Sonra gelip buraya mı diziliyorlar? Ha, yok. Ben şimdi makinede bir şeyi atladım. Bir konuyu atladım. Şimdi biyöllerin üzerinde bazı kodlar göreceksin. Evet. İsimler göreceğiz. Bir de bunları da işte bir numaralama verme dediğimiz bir makinamız var. Evet, yine görüyorum. Yani çeşitli içinde 3903 evet, yazıyor birinde ya da birinde başka evet, bir şey gibi. Evet. Bu kodlama da çok önemli. Yani bu kodlama fidelik fidelikte serada çeşitlerin işte karışmaması için kullanılan bir ve takip etmede kullandığımız bir kodlama evet, sistemi. Yani her bir kod ayrı bir müşteriyi aynı zamanda ayrı bir çeşidi temsil ediyor. Evet. Buna göre de diziyorsunuz. İlk önce o zaman bir çimlendirme alanınız var evet, sanıyorum. Evet, öncelikle tabii şimdi sulama aşamasından sonra çimlenme odalarımız var. Evet. Sıcaklıkların işte bitki tohumun isteğine göre ayarlanabilen 3 değişik çimlenme odamız var. Burada yine ürünün tohumun daha doğrusu diyelim çimlenme
süresine bağlı olarak bu işte 3 günden 1 aya kadar çıkabiliyor. Evet. İşte domates dediğimizde 3 günde çıkıyor ama işte siklemen dediğimizde bu 21-22 gün 3 hafta gibi bir zaman çok alıyor. Doğru. Ya da neden örnek verirsek mesela bir altın otundan örnek verirsek altın otunda da ekildiği gibi ışıkta çimlediğinden doğrudan seraya çıkmak istiyor. Evet. Dolayısıyla yani bu burada hangi ürünü hangi koşulda üretileceğini, çimleneceğini bilmeye bağlı sonuçta. Evet, bu da tecrübe gerektiriyor aslında. Tecrübe gerekiyor mi? Tabii yani ki. Yani doğrudan doğruya ben böyle bir fidelik kurdum, hadi bakalım başlayalım. Yani. Türkiye'de kültürü evet. yeni başlamış ölmez çiçek altın otunun nasıl yetiştirileceğini de bilmiyorsanız evet. bu işi de yapamaz. Çok tohumu da zebil edersiniz. Kesinlikle. Bence bunu da evet. düşünmek evet, lazım. Tecrübe evet. çok önemli. Tecrübe önemli çünkü başarının çünkü bir anahtarı da oradan yani oradan kaynaklanıyor. Çok doğru. Evet. Peki sonra orada çimlenmeyi tamamlayınca kotiledon yaprakları mı görüyorsunuz? Hayır yok. Çimleme tabii şimdi paletlerde biyoller üst üste konduğu için orada kotiledon yaprakları görme şansımız yok. Evet. İşte tohumların çimlenme kayıtlarına bakıyoruz. Hı hı. Çeşidin özelliklerine bakaraktan hani oradaki 3-4 gün neyse o gün yaklaşan şeylerin tohumların kontrolü yapılır. Hı hı. Onun için ayrıca bir teknik bir arkadaşımız var çalışan. Onun gözetiminde. Ha diyorlar ki tamam bu şeyin tohumun seraya serilmesi gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla sonra oradan alıyorsunuz sonra oradan gelip buraya. Seraya geliyor. Burada neler yapıyorsunuz ondan sonra? Tabi burada ondan sonraki yapılan işlemler daha çok ilk şeyin çimlenme odasından seraya geldiğinde İlk birkaç gün çok önemli. İşte özellikle nem kontrolünün çok iyi sağlanması gerekiyor. Çünkü şeyin çimlenmedeki tam çimlenmeye başlamış tohumu buraya getiriyoruz. İşte sera koşullarında işte susuz kalmaması gerekiyor. Tabii ondan sonra cücükleniyor diyelim evet, ona halk evet, arasında. Ha, o ölürse bitti. Yani her şey bitti. Fide şeyi ölüyor demektir. Bazen giriyorum. Şimdi sizin tam otomasyonlu kontrollü olduğu için sorun yok. Ama üreticimizin kendi tohum ekip fidesini Hı-hı. çıkardığı seralara gidiyorum. Tohum ekilmiş. Ondan sonra çıkış yok diyor bana. Neden evet. olabilir? Bir bakar mısınız Mine evet. Hocam? Evet. Bir bakıyorum tohum yatağının üstü kupkuru. Hı-hı. Peki diyorum ne oldu? Bu kurumuş. Ama diyor abla diyor bir gün sulamadım ya. İki gün evet. sulamadım. Bitti. Bitti. Zaten olay bitti. Bitti. O bir gün iki yani gün götürdü. Kesinlikle. Cücük yani, öldü bitti, tabii, zaten ondan sonra. Bitti, evet. Evet. Ondan sonra burada gelişmesi ve bakımını yapıyorsunuz. Gelişmesi sanırım. Bakımı oluyor. Ondan sonraki şeyde işte bu son teknoloji sıralarımız var demiştik. Bum sulama sistemlerimiz var. Bu daha şu anda başlar şu anda. Şey, evet. Sulama işlemi tamamlanmış. Başta Hı-hı. duruyorlar şu anda. Görev hazırlar. Evet. Siz yani işaret onlarla, verdiğiniz anda evet. su veya gübre. Onlarla su tabii yani suyla beraber işte gübreleme işlemleri yapıyor. Hı-hı. Bakım işlemleri yapılıyor şey onlar. Hı-hı. Şu anda örneğin bakıyorum kadronuzda kalabalık çalışıyorlar. Aha. Ne yapıyorlar efendim? Şimdi bu çalışan grup şu anda tamlama dediğimiz çimlenme olmayan gözlerdeki doldurma işlemi yapıyorlar. Hı. Onu orada yenisini bir yerde çimlenmiş bir viyolden çimlenmiş, alıyor evet, içine çimlenmiş koyuyor. Olan fideyi, böylece viyollerin hepsi tam geliyor tam gidiyor geliyor, herhalde evet, sizden çıktığında. Müşterinin tarlasına giderken hiç gözlerde bir boşluk olmuyor. Evet boşluk olmuyor. Bir de tabii aynı zamanda şimdi yani siz de hani çok iyi biliyorsunuz çimlenme dediğimizde işte bir çimlenme gücü var, bir germinasyonel çimlenme gücü var, çıkış gücü de diyoruz ona. Evet. Bir de toplam enerji var. Evet. Ama toplam enerjisi genelde işte 14 günden sonra çıkan tohumlardır. Evet. Bu ilk bu ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Şimdi homojen olması anlamında. Ama geç çimlenen fidelerde daima diğerlerinin altında kalır. Bu tamlama olayında aynı zamanda boylama da dediğimiz geç çimlenmiş fidelerin ayrılma işlemi de yapılıyor. Yani bu arada şeyi de sağlamış oluyoruz. Bir viyoldeki standartizasyonu da sağlıyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok önemli. Evet. Tabii çok normal. Yani şurada elimiz var hepsi beş parmağı bir değil. Evet. Dolayısıyla bir tohumda ayrı bir birey. Birey. O daha ufak tefek kalmış olabilir içinde. Onu ayırıp evet. onları evet. ayrı bir viyol. Hepsini daha hızlı büyümüş standart büyüyenleri de ayrı evet. bir viyol yapabiliyorsunuz. Evet. Peki buralarda sadece tohumdan gelen
fideleri üretmediğinizi biliyorum. Bir de çelikten üretim yapıyorsunuz. Evet. Onun da sistemi nasıl? Adaçlığınız kendinizin mi var? Şimdi çelik üretimde tabii çelik üretim çiçekte böyle bir çalışmamız var. Yine Sakata firmasının şu anda üretim yaptığımız iki tane lisanslı anaçlığımız var. Onunla ilgili. Birisi Sun Passion dediğimiz bir çiçek. Diğeri de Osteospermum. Osteos, aynı zamanda Bodrum papatyası da diyorlar sanıyorum. Bodrum papatyası diyorlar, evet. Bunların lisanslı üretimlerini yapıyoruz. Bu lisanslı üretim demek şöyle. Şimdi ana firmadan anaçlıklar geliyor. Tabii bu anaçlıklar süper elit dediğimiz sınıfta geliyor. Süper elit demek de şöyle, onu da kısaca açıklayayım. Doku kültüründen üretiliyor. Doku kültüründen üretiliyor. Dolayısıyla her yani oluşturabilecek her türlü hastalık anlamında temiz, yani üst sınıf bir anaçlık. Dolayısıyla üst sınıf gelen. Bir de bütün özelliklerini, güzelliğini, her türlü çiçeklenmesinden rengine kadar maksimum düzeyde birey onu taşıyor. Taşıyor, koruyor. Evet. Dolayısıyla şu anda 1000 metrekarelik bir alanımızda böyle bir anlaşılığımız var. Lisans üretimi adı altında. Lisans üretimde şu demek aynı zamanda, her oradan kendi anlaşılığımızdan aldığımız her çelik için Sakata firmasına bir ıslahçı hakkı adı altında bir para ödüyoruz. Ödüyorsunuz. Evet. Şimdi burada belki şunun da önemi çıkıyor. Süs bitkilerinde de kendi çeşitlerimizi, Ar-Ge'mizi birazcık daha arttırmamız lazım belki. Kesinlikle. Evet. Kendi Ar-Ge'mizde budur. Burada aslında sizler gibi firmalara, sizin gibi çalışan firmalara birazcık daha fazla iş düşüyor. Ar-Ge'niz ıslah yönünde de belki biraz daha fazla olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü o zaman kendi geliştirdiğiniz çeşitlerle de piyasaya girmiş olacaksınız. Aslında en fazla sebzede değil belki süs bitkilerinde bununla karşılaşıyor olabiliriz. Doğru. Özellikle de mevsimlik çiçekte diye mevsimlik düşünüyorum. Çiçekleri. Doğru, haklısınız. Evet. Şimdi çelikleri üzerinden siz mi alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Anaçlığınıza girdiniz. Tabii, anaçlığına girdik. Anaçlığa giriyoruz. Şimdi bunun içinde çalışan yine bir teknik sorun olan bir arkadaşımız var. Onun gözetiminde. Yine sistem tohumdaki sisteme benziyor. Siparişler geldiğinde aynı şekilde planlama bölümünden işte o gelen sipariş işte talep doğrultusunda ne zamana yetiştirilir? Çünkü her yine çeliğin bir yetiştirme, bir köklenme süresi aşaması var. O aşamalar tabii yine bizde işte yılların getirdiği tecrübeyle bunlar da şu anda biliniyor hepsinde. Çelikler alındıktan sonra burada yine şey de önemli mi Mustafa Bey, şimdi üretici ya da dışarıdan birisi sipariş verecek size diyelim. O zaman şeyi de bilmesi lazım herhalde. Bunu ne zaman dikecek, ne zaman çiçekli olduğu mevsim ne zaman, bunu da bilmesi lazım herhalde değil mi? Kesinlikle, yani, tabii ki. Çünkü belli bir dönemde, belli bir periyotta çiçek açacak. Evet. Çok yıllık belki ölmeyecek ama çiçek açacağı zamanı bilmesi lazım ki size ona göre sipariş versin. Doğru. Çiçeklenme mevsimi geçtikten sonra üretmenin bir anlamı yok. Siz üretirsiniz ama o tarlasında ya da bahçesinde açtıramaz. Kesinlikle. Çelik almadan sonraki aşama biraz şeye benzer. Tohum üretim aşamasına benzer. Çünkü o da yine her göze biyollerde tek çelik tek göz olacak şekilde. O elle mi dikiliyor? Elle. O elle dikim yapılıyor. Hatta şu anda bir işte yurt dışından bir otomasyonla çalışan bir makine üzerine çalışıyoruz. Onu alma peşindeyiz şu anda. İnşallah işimize yarayacaktır. O işçilik anlamında bizim iş yükümüzü daha da hafifletecek. İşçilik maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir zamanda ve işçi bulmanın, hadi maliyeti bırakın. Bazen maliyeti karşılamaya razısınız ama işçi yok. Evet. Tarımda çalışanların sayısı hızla azaldı. Azalıyor. Hele gündelik işçi olarak çalışanların sayısı hızla azaldı. Dolayısıyla kalifiye eleman bulmak da zor. Bu gibi incelik isteyen işlerde mekanizasyona gitmek çok doğru olur diye çok düşünüyorum. Önemli. Çok önemli. İnşallah kısa sürede gönlünüze göre bir makineyi tedarik etmiş, getirmiş olursunuz. Çok teşekkürler. Umuyoruz. Evet. Şimdi çelikleri de diktik.
Ondan sonra onları kaçlık gözlere dikiyorsunuz? Biraz daha büyük olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii çelik olunca daha büyük gözler. Yani işte 210'luk ve 128'lik evet. gözler veya Sardunya çeliklerinde işte 104'lük göz dediğimiz daha büyük gözlerde dikim yapılıyor. Tabii onların dikim ağaçları da önemli değil mi? Çiçeğin yetişmek istediği pH önemli. Ona evet, göre ayarlıyorsunuz. İyisi, pH, bütün bunları ayarlıyorsunuz. Evet, ekim dikim ağacını ona marcında. Göre ayarlıyorsunuz. Ekim dikim ağacında onu ayarlıyoruz, evet. Ondan sonra diktik çelikleri bir köklenme sonra, odası mı ilk var? Şey, yok, onda köklenme ayrıca bir odamız yok. Ama onları da tamamen sera koşullarına, sera ortamı içerisinde yapmak durumundayız. Tabii ona göre de sera ortamının işte nem ve sıcaklık değeri çok önem taşıyor burada. Özellikle ilk bir haftalık süre içerisinde. İşte çünkü sonuçta hani bitkiden işte koparmışız bir parçayı getirip dikmişiz. Ne kökü var, hiçbir şey yok. İşte nemin ve sıcaklığın çok doğru koşullarda olması gerekir ki evet. o şey aldığımız o bitki parçası evet. diktiğimiz gözde köklenebilsin. Evet, çok doğru. Peki aşağı yukarı siz tabii ne kadar sürede kökleneceğini de biliyorsunuz. Evet. Öyle o viyollerde mi satışa sunuyorsunuz yoksa daha büyük kaplara şaşırtılıp da tek tek saksılı fide mi yapıyorsunuz efendim? Yok, biz şimdi o saksılı üretimimiz yok bizim. Çünkü işimiz tamamen fideye odaklanmış durumdayız. Bir yoğun bir işçilik gerektiren bir iş evet. ve yoğun bir işimiz var. Dolayısıyla biz hazır hale yani köklenmiş, artık satılabilir duruma hazır gelmiş fideyi direkt müşterilerimize sevk ediyoruz. Evet, şimdi burada aslında malın zamanında teslimi de çok önemli. Sirkülasyonunuz durur yoksa seralarınızda. Şimdi doğru, malın tabii ürünün doğru zamanda müşteriye sevki çok önemli. Yani aksi takdirde tabii çok fazla müşteriden işte şikayet gelmeye başlıyor. İşte ürünüm işte gelmedi, zamanında gelmedi, geç kaldık gibi şikayetler çok artıyor. Hani ürünün işte sirkülasyonun yanında aslında müşteri memnuniyetini düşündüğümüz anlamda zamanında teslim çok önemli. Ama şöyle bir şey de olabiliyordur diye düşünüyorum. Siz teslim etmek istersiniz, hava el vermedi, tarla çamur oldu, tavında evet, değil, evet, müşteri evet. bir türlü alamadı. Bu sefer sizin yeni parti malınız geldi, seranın boşalması lazım. Doğru. Yani, böyle bir sıkıntı da yaşanabiliyordur diye tabii, düşünüyorum. Tabii zaman mesela çok güzel bir örnek, geçen hafta için söyleyebilirim. Mesela geçen hafta hava işte çok soğuktu. Evet. İzmir bölgesinde de bayağı serin bir hava vardı. Evet evet, neredeyse don yakalayacaktı yani. Gece sıcaklıklar işte 2-3 dereceye kadar evet. düştü bu bölgede. Dolayısıyla tabii geçen hafta içerisinde sevk edeceğimiz domates ve biber fidelerimiz vardı. Tabii haliyle müşteri diyor ki hani ben alsam ne yapacağım şimdi? Hani bunu kurutacağım, donacak, ölecek. Doğru. Tabii haliyle böyle bir şeyde, geçen hafta içerisinde böyle bir tıkanma yaşadık işin aslında. Evet. Ama bütün bunlar da işin cilvesi. Sonuç olarak son derece önemli bir şey yapıyorsunuz. Yediğimiz salçasından ya da sofralık domatesinden, bibere, salçalık biberinden... ya da sofralık biberine evet. Evet. ya da diğer kabağından karpuzuna tabii, ne kadar şey, patlıcanına evet, ne varsa hepsini sebze burada üretiliyor. Efendim evet. buralarda üretim durursa herhangi bir sebeple aslında ülkenin hani çiçeği kenara koydum. Doğru. Ama sebzeyi üretemediğimiz anda o zaman çok ciddi bir problemle de karşı karşıya kalabiliriz. Doğru. Sizler gibi temin firmaları ki şu anda hani münferit tarlada yetiştirilen çiftçinin kendi koşullarında yetiştirdiği sebze fidelerinden bahsetmiyorum ama ticari olarak baktığımızda ülkemizi besleyen bütün sebze fideleri sizler gibi fidecilerden evet. çıkıyor. Kesinlikle. Doğru. Evet. O zaman şimdi yine ülkemiz koşullarında bir salgını düşünürsek son günlerde bize ne kadar ciddi şeylerle karşılaşabileceğimizi evet. gösteren salgını. Covid-19. Çok ciddi bir problem. Maalesef, o açıdan maalesef. Da bir üretici olarak değerlendirir misiniz? Ya tabii şimdi maalesef hani böyle bir salgın hastalık işte dünyanın bir noktasından çıktı. Ondan sonra pandemik olarak tüm şeye dünyaya yayıldı. Evet. O durumdayız. Tabii bir yandan da üretimin sürmesi gerekiyor. Evet. Yani işte şu anda görüyoruz, işte seramızdaki şeyler, sera tam kapasite dolu. Bu ürünün
bir şekilde. Bu ürün tarlaya geçmezse tarlaya bu geçmesi, sene domates, biber yok. Yok. Bu ürün tarlaya geçmesi gerekiyor. Tabak, hiç yiyecek evet. bir şey yok evet. ortada. Ha, diğer yandan diyoruz ki insan sağlığı çok önemli mutlaka. Onu hepimiz kabul ediyoruz. Ama de işte şimdi bu hastalığın da işte bir yayılma şekli var, işte korunma önlemleri var. Hani bu tip önlemleri özellikle hijyen konusunda çok dikkat edildiğinde bu hastalığı da hem yayılmasını önlemiş olacağız. Evet. Hem de biz işlerimizi işte bir sekteye şey uğramadan yürüteceğimize inanıyorum. Evet. Nasıl? Yani kısacası hijyen önlemlerini, kişisel hijyen önlemlerini mutlaka fide firmalarının değil tarım sektöründe herkesin de alması herkes, lazım. Çünkü kesinlikle. Tarım sektörünün ayrı bir önemi ve misyonu var. Bu ülkeyi hem hayvansal üretim hem bitkisel üretimle besliyoruz. Evet. Dolayısıyla sizlerin, sevgili üreticilerimiz sizlerin tarım sektörünün ayakta ve sağlıklı kalması lazım ki hizmete devam edebilsin, evet. ülkenin geri kalanını doyurabilsin. Çünkü evet. dünyada bir salgın olduğunda herhangi bir şekilde mal satın alınacak ürün, gıda ürünü satın alınabilecek yer de yok demektir evet. bu evet. da. Son derece önemli. Aslında tarım sektörünün önemi daha da vurgulanmış olmadı mı? Kesinlikle. Yani o şekilde doğru. İşte tarım hep önemli diyoruz ama hani yeterince önem veriliyor mu? O ayrı tartışılabilecek bir konu mutlaka. Çok doğru. Tabii bu tip salgın olabilecek, salgın olabilen hastalıklarda da tarımın önemi çok daha bence vurgulanmış oluyor. Evet. Hem bunun önemi vurgulandı hem de aslında bu konu kontrolsüz tohum ve fide dolaşımının da ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Evet. Aslında bu konudan Palmi hep ben söylüyorum, benim bütün izleyicilerimiz bilir. Seneler önce bu ithal hurmalar süt bitkisi olarak ülkemize getirdiğinde zirai karantina koşullarına dikkat etmeme yüzünden nasıl bir palmiye kırmızı böceği ülkemize musallat olup bütün evet. kendi evet. ağaçlarımızı yediyse iyi ki bir meyve, bizde hurma iyi ki ticari olarak değerlendirilen bir şey evet. değil diyeceğiz evet. ama evet. kendi yerli fönikslerimize geldi. En büyük tehlikede Muğla'daki edlemik palmiye ormanlarımız değil mi? Bunlar son derece föniks ormanlarımız. Dolayısıyla biz sadece insan sağlığına değil, bitki sağlığına da, hayvan sağlığına da, kontrolsüz gelen hayvanlardan örneğin çiçek geldiği konuşuldu bir ara. Evet. Bunlara son derece sadece kendimize değil, doğanın da sağlığına, üretimin de sağlığına dikkat etmek durumundayız. Evet. Çok önemli. Peki şimdi ilk başta siz bir buradan çıkardıktan sonra doğrudan tarlaya dikmemek gerektiğini anlıyorum sözlerinizden. Bir alıştırma süresi geçmesinin iyi olacağını evet. söylediniz. Orayı kısa geçtik. Bence fide firmasından fide alan bir üretici, o sizi, bu şimdi geldi diyelim, nakledildi kapalı bir karton kutuda. Ne yapmak lazım? Tabii biz şimdi şöyle örneklerle de çok karşılaştık. Şimdi çiftçimiz ürünü aldığında onu dikeceği zamana kadar kolilerin içerisinde üstünde beklettiği şeyleri de gördük. Biz eyvah. O kötü örneklerle de karşılaştık. Evet. O yüzden bu çok önemli. Ha. Ne yapsınlar? Yani, şöyle kameraya dönüp bir anlatır evet. mısınız? Çiftçi geldi karton viyörlerde, ne yapsın evet. Mustafa Bey? Şimdi karton viyörlerde ürünü teslim aldığında, karton viyörlerde alıyorsa bunu, içerisinde alıyorsa bunu tabii öncelikle karton viyörlerden çıkarması gerekiyor. Evet. Hani ürünün isteğine göre de ya bunu güneşte veya biraz yarı gölgede veya gölge bir ortamda tutup yani birkaç, en azından bir iki gün dış koşullara adapte edebilirse o fidenin tarla koşullarındaki şaşırtmada, tarla koşullarında dikimden sonraki şeyi başarısı çok daha yüksek oluyor. Pişkinleşir değil mi bu arada? Evet, pişkin fide. Bu da son derece önemli. Bir de benim danışmanlık yaptığım tarlalarda fideyi getirdiğimizde karşılaştığım başka bir konu var.
üretici o tarlada onu bekletirken viyolde ve torfta olduğu için suyunu da kaçırabiliyor. Tabii sulama çok önemli tabii o dönemde. Yani o dönemde suyunu vermekten kaçınmaması gerekir. Mutlaka sulaması gerekir. Evet. Değil mi? Evet. Bu da önemli bir konu. Tabii. Hem fideyi dikeceğimiz tarla nasıl tavla olacaksa bizim fidemizin de suyunu... Bekleyen fidenin de tabii sulama zorunlu. İhtiyacı var. Bu son derece önemli. Evet. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi bir konuyu unuttum. Şimdi hemen ilave edelim. Şimdi fide tabii fideler belli bir büyüklüğe geldikten sonra işte satış aşamasına geldikten sonra diyeyim daha doğrusu satış aşamasına gelmeden önce ikinci bir kontrolden daha geçiyor. Hı. O da yine Tarım İl Müdürlüğü'nden işte bizim biz bir beğenleme veriyoruz Tarım İl Müdürlüklerine. Evet. İşte şu kadar şu ürünlerden şu kadar bir şeyimiz yetişmiş durumda. Bunun satılabilir koşullarını taşımalarına dair diyoruz ki bir kontrol yapar mısınız? Evet. Bu şekilde dilekçeyle başvuruyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'nden bir çeşit tescil kontrolüne bir de bitki sağlığı olarak kontrole geliyorlar. Ondan sonra gerekli şeyleri taşıyorsa bitki fide satışı yapılabilir şeklinde onaylandıktan sonra fidelerin üreticiye sevki o şekilde oluyor. Yani her türlü kontrolden geçerek gidiyor. Evet. Bir yetiştiricilik yapılıyor ki bu son derece de önemli. Çiftçi en azından sizin gibi ciddi çalışan kurumlardan fidesi geldikten sonra herhangi bir fide aşamasından veya tohumdan gelen bir hastalık zararlı olmadığına gönlü evet. Emin olsun, ferah kesinlikle, olsun. Kesinlikle. Bu çok önemli bir konu. İyi ki bunu da açığa kavuşturdunuz, açıklığa kavuşturdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için tam çalışma döneminin ortasındayız şimdi. Evet. Sezonun içine girmiş durumdayız. Ürettiğiniz bütün fideler hem firmanıza hem çiftçimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bizi güzelce doyurup beslesin. Parkımızı, bahçemizi süslesin. Tıbbi bitkiler şifa olsun. Her birimize değil mi? Bütün güzelliğiyle. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Eksik olmayın. Sağ olun. Sevgili çiftçi dostlarım. Efendim sevgili üreticiler, ben Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner. Bugün sizlere tarladan bahçeye de İzmir'de Torbalı'dan seslendim efendim. Torbalı'da ülkemizin önemli bir fide üretim firmasındaydık. Burada tohum aşamasından veya çelikten başlayarak nasıl bir üretim yapıldığını üretim müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Alaçamlı'nın ağzından dinledik. Başka bir bölümde, başka bir yerde, başka bir konukla tekrar beraberiz. Tarladan bahçeden ayrılmayın efendim. Hoşçakalınız.